Lezyon nedir? Nasıl tedavi edilir? Lezyon çeşitleri nelerdir? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Lezyon genellikle vücutta bir takım hastalıkların neden olduğu organ ve doku değişimlerine denir. Lezyonların bazıları iyi huylu olurken bazıları da kötü huyludur. Vücutta dokularda görülen bozukluklarda işlevsellik önemli oranda gelişebilmektedir. En merak edilen konular arasında da lezyonun belirtileri bulunuyor. Lezyonlar genellikle vücutta gözle görülür, sivilce olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda vücutta farklı noktalarda çıkabilmektedir. Lezyon nedir? Lezyon nedir baktığımızda kısaca doku değişikliği anlamına gelir. Organlarda ciltte meydana gelen hücre bozuklukları lezyona yol açar. Sadece cilt değil, iç organlarda veya hücrelerde görülebilmektedir. Bu değişimlere genel olarak lezyon adı veriliyor. Lezyon bulundukları yerleri kaplayan aynı zamanda hacminin artma durumunda da görülür. Lezyonlar farklı yöntem ve testlerle tanımlanabilir. Lezyonlar bazı durumlarda yıpranabilir, yırtılabilir ve tümöre dönüşebilir. Lezyon kanser midir? En merak edilen konulardan olan lezyon kanser midir sorusu birçok kişiyi tedirgin ediyor. Lezyonların bazıları iyi bazıları kötü huyludur. Özellikle dokularda görülen bozukluklar tümör olabilir. Bunun dışında fiziksel açıdan meydana getirdiği bazı etkilerle tehlikeli olabilir. Bu durum hem iç organlarda hem de vücudun farklı bölgelerinde görülen etkilerle anlaşılır. Lezyon çeşitleri. Lezyon çeşitleri genel olarak yaşanan yere ve fiziksel özelliklere göre farklı tipleri bulunur. Aynı yerde farklı kişilerde farklı zamanlarda karşılaşılan birçok lezyon olabilir. Gözle görüldüğü için muayene sırasında rahatlıkla tanısı konabilir. 3 tür olarak karşılaşılan lezyonlar deri üstü, deri altı ve leke şeklindeki lezyonlar olarak görülür. Lezyonlar deri altı veya üstü olarak her yaştan kişilerde görülür. Kişilerin bulunduğu ortamlarda bu lezyonların oluşması etkilidir. Lezyon nasıl tedavi edilir? Lezyon tedavisi genel olarak lezyonun tipine bağlı olarak belirlenir. Uzman doktorlar bazı faktörlere göre çeşitli tedavi yöntemlerini ele alır. Bu durumda lezyonun iyi veya kötü huylu olması da çok önemlidir. Bu doğrultuda bir takım ilaç tedavisi, fizik tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir. Bu noktada en önemlisi yaşam kalitesini arttırmak ve semptomlarını en düşük seviyeye çekebilmektir. Lezyonun kötü olması ve daha ağır bir süreçle karşılaşılması durumlarında daha detaylı bir inceleme süreci gerekebilir. İzlediğiniz için teşekkürler.